Hepiniz hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir önceki videonun izlenmeleri gayet güzel gidiyor. Daha bugün yeni paylaştım. Biliyorsunuz sırayla video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir düşük seviye olsun, bir Ruby Charon olsun, bir başka sunucu olsun. O şekilde kanalda böyle farklı farklı çeşitlilik olsun istedim. Bugünkü videomuza Ruby Charon'la giriş yapıyoruz. Şaman'ım gördüğünüz gibi elementler dünyasında farm yapmaya devam ediyor. Soran arkadaşlar var kahraman soylu atıyor musun gibisinden atmaya devam ediyorum. Benim zaten bildiğiniz gibi şaman hesabım devamlı burada farm yapmaya devam ediyor. Fiyat konusunda da şöyle söyleyeyim size. Kahraman bir parçasını 25'ten, iki parçasını 45'ten, üç parça setini de 65'ten atıyorum. Soyluda da tek parça 110'dan atıyorum. Soylu atması gerçekten sıkıntı. Niye bu kadar pahalı derseniz aslında pahalı değil. Çünkü ben bir soylu deneme parçasına yaklaşık bir 8-10 tane kahraman parçası gözden çıkarmak zorundayım. Ve bu olay sadece bir soylu denemesi için yani. Düşünün ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu. Her neyse böyle bir giriş yapmak istedim. Belirtmek istedim. Soran arkadaşlar mevcuttu. Bana bu Swinlikli karakterimden ulaşırsanız şöyle nickimi de göstereyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle yine pazarımızda bir miktar satış olmuş. Bu pazardan şöyle yaklaşık bir 15 won falan üzerimize alalım. Çok para almaya da gerek yok. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Kostümlerimizin süresi bitmiş. Kostümler diyoruz. Şuraya bir 5 won koyalım. 6 wona bir 60 günlük kostüm görmüştüm. Nerede acaba o? Şunlardan hızlı hızlı geçelim. Firavun kostümü olması gerekiyor. 47 günlük değil. 59 gün 23 saatlik, tam 60 günlük bir arkadaş yeni çıkartmış. Biz bunu bir çekelim. Bu uygun kurulmuş çünkü diğer 59 günlükler 7.5-8 onlardan başlıyor. Doğru değil mi? Bakıyorum erkek kostümü 59 gün 23 saatlik. Altı bana hayırlı uğurlu olsun diyerekten aldık. Bir de bunun kostüm kaskını almamız gerekiyor. Hemen onu da halledip geliyorum. Kostüm başlığına baktım. Biraz daha ucuzuna bulduk. Şöyle 58 gün artı 21 saatlik bir kostüm başlığı var. Keşke ikisi de aynı günlük aynı saatlik olsa daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Yani Altı onlara kadar çıktım. Tam 59 gün 23 saatlik yok başka. Biz şöyle 4 ona bunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten kostüm başlığımızı da hallettik. Bunlar birazdan yansıtacağız bizim kendi kostümlerimize. Şöyle iki tane de kostüm bonus aktarımı alıyorum. Tanesi bir bon 17 Uygun geldi aslında. Bir tane daha çekiyorum. Bunları da birazdan kullanacağız. Geldik şimdi şamanımızın yan karakterine. Bu ninjamız zamanda biliyorsunuz artı basma malzemeleri olarak kullanıyordum. Pazarda kullanıyordum bayağı bir eski zamanda. Her neyse konumuz o değil. Şöyle şamanımızın deposunda bir 9 tane Efsun kalmıştı. Bu ayakkabılara da bir Efsun denemek istiyorum. Ayrıca buradaki demircinin el kitabı ve ejder halevini de satacağım. O yüzden şimdilik buraya aldım. Bir bunu atıyoruz. Bir bunu atıyoruz. Ayakkabıya baktık. 10 kritik tekte kalık tek 20 XP bonus. Ne diyorsun sen? Ok savuşturma 4. Saldırı hızı 3. Mükemmel bir Efsun. Diğer ayakkabıya ne gelmiş? 8 saldırı hızı ama kötü. O zaman buna da şurada 10 ok savunması. 10 ok savuşturma. 10 kritik. Gerisi bilmiyorum artık. 10 ok savuşturma var. 5 kritik var. Yaklaşmışız. Hadi kardeş şöyle yoharalık elit bir şey istiyorum senden. Tık. 20 yank düşürme var. 10 ok savuşturması var. Bu 20 yank düşürmeyi acaba biz bedenselde kullanır mıyız? Kullanmayız abi ya. Onun için de yani gideriz tek efsunu ve alırız gerekirse. Tekrar değiştirdik. 5 kritik, 5 bayılma, 20 x bonus olmaz. Tekrar değiştirdik. 3 kritik ok savuşturma. Değiştirdik. 3 kritik. Değiştirdik. Son efsun gel artık. Kılıç çift el yelpaze. Maalesef buna bir şey tutturamadık ama şuna tekli çok güzel bir efsun yakaladık ya. Bunu biz aktaralım. Bunu da verelim. Bunu da verelim. Bunu da verelim. Elimize efsun geçerse yine atarız ama şu ayakkabı gerçekten güzel oldu. Kendimize hayırlı uğurlu olsun diyerekten Şöyle teslim edelim. Zihinsel'e geçiş yaptık. Bu arada zihinselde de 11 tane bağlı efsun varmış. Bunları kullanabiliriz de şu anlık dursun ya. O gelmeyen efsunda bunları kullanabilirdik. Zinsel'imizde de şu kostümleri dediğim gibi sürelerini aktarmamız gerekiyor. Of kim vurdu bana? Depodan depoda malzeme almaya gelmiyor. Durun 2 dakika. Kostüm onu saklarımları aldık. Yeni kostümlerimiz burada. Silah kostümünü zaten uzatmıştım bir iki gün önce. Şu anlık okeyiz. Aura'yı da geliştirmeye devam ediyorum da. Yani aura satan bulursam şöyle topluca almaya çalışacağım. Paketini 70 hemden falan satıyorlar. Bulabilirsem aşağıdan yazacağım. Satarsalar bunu 250. seviyeye kadar inşallah birkaç gün sonra daha doğrusu birkaç video sonra sizin için umarım 250 seviye yapmış oluruz. Zihinselle köyde takıldıkça da böyle sağ olsun bazı arkadaşlar devamlı gördükçe PM atıyor eksik olmasınlar. Buradan Dünya Gül bana ve Toy Story'e de selamlar. Hemen şuradan biz Tevahtan'dan bonuslar aktarıldı diyerekten eşyalarımızı bir aktaralım. Öncelikle kafalıktan başlayalım. Şu şekilde 58 güne uzatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Hemen diğer eşyamız da aynı şekilde bonus olarak aktarıldı diyoruz. Evet diyoruz. Koyuyoruz koyuyoruz. Ve efsun olarak da bu efsunları şimdilik uzatmış oluyoruz. Bunlar benim işimi gördüğü için kullanıyorum. Tabi çok çok elit bir efsunlar değil ama benim için işimi görüyor. Kaskımızı taktık. Zırhımızı taktık. Bu ne ya böyle çok çelimsiz bir şey olduk. Yani o heybetli savaşçıdan geriye çıkana bakın. Kabuğu soyulmuş mandalina gibi bir şey olduk yani. Her neyse set ne veriyormuş? 3 canavar veriyormuş. Bak bu kostüm bir tık daha iyiymiş. Diğerinde böyle bir özellik yoktu. O zaman şöyle saç kostümüze bari en azından bir şey yansıtalım dedim. Eylem karşılığında Firavun başlığına şu şekilde topuz yansıtmak istiyorum. Hayırlı olsun diyerekten giyelim. Yani kuşağımızla biraz uyum saldık ama bu kostüm harbi çok şirkinmiş ya. Kostüme ne yansıtabilirim ki ben? Kostüm üstüne kostüm yansıtacağım yani o derece. <laughs> Çöl kostümü alsam yakışıklı olur muyuz? Olabiliriz ama neyse şimdilik şöyle bir duralım böyle biraz garip durduk. Yani şampiyon 30 gibi durmadık hiç. Zinsel'le biraz Namgan'a geldim. Namgan gerçekten hoşuma giden bir harita aslında gördüğünüz gibi her yerde slot var. Burada dayanabiliyorsanız sunakta kasılmak gibi burada da kasabilirsiniz bence. Ben biraz şöyle buralarda metin avına çıkacağım. Metin farm yapacağım kısacası. Bakayım bir şöyle biraz dolanayım. Metin bulabildikçe size de göstermeye çalışırım. Buranın metinleri çünkü gerçekten değerli. Biraz önce şurada bir karakol kestim de. Karakollardan bir şey yatmıyor. Sadece hasarımı bir tekrar görmek istedim. Biraz tur atalım bakalım metin bulabileceğiz mi? Genelde burada metin avına çok çıkarlar. Metin bırakmazlar kolay kolay. Bir tane jim metni bulduk. Jim metninin içinden yılanlarmış mı çıkıyordu? Tam hatırlayamadım. Bir çıksınlar bakalım. Yo yılan çıkmıyormuş tamam okey yılan çıkan metinler var onlar biraz sıkıntılı Slotları gerçekten fazla vuruyor. O, bunlar da fazla vuruyor ama işte Heap Absorbe burada bizi bayağı bir ayakta tutuyor. Aksi halde yoksa ölmüştük şimdiye da Gördüğünüz gibi bayağı dolu dolu bir metin. Prens görev kitabı artı 1 artı 2 böyle 3-4 tane taş aynada atabiliyor. Kardeş bir gider misin artık yeter. İrade topazı vesaire mevcut. Güçlendirme değil misilleme lazım bize. Şeytan taşı artı bir daha düşmüş. Sarı parça falan bunları toplayabiliriz. 200 düsü 15-20 m ediyor. BK'mız mevcut. Misillememiz mevcut. Bu arada eldiven takmamışım. Eldiven varsa hemen bir tane takalım. Bir tane takdir metni buldum. Bunu da hemen keselim. Bu takdirlerin içinden geçit bileti daha doğrusu gizemli bilet alabiliyoruz. Şu gördüğünüz mavilerden. Bakalım alabileceğiz mi? Eldiven yokmuş bu arada üzerimde. Şöyle dikkatli tekrar bakıyorum da galiba yok. Sıkıntı yok. Eldiven sizde bir şekilde keseriz. Düşürürüz bir şeyler. Hatta bu metinlerden eldiven düşüyordu diye hatırlıyorum. Düşerse takarız. Arttırma kağıdı eventi varmış. Güzel bir tane düşürdük. Bakalım üst üste binecek mi? Gayet güzel. Üst üste biniyormuş. O zaman biraz burada biz farm yapalım. Arttırma kağıdından faydalanalım. Ya bu map neden severim gerçekten hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi her yerde slot var. Hatta çoğu kişi zinseller hariç buraları sevmezler. Çünkü hem yerde hem binekte böyle sizi sağa sola savuşturup dururlar. Ama eğer zinselseniz buradaki tek sıkıntınız hip absorb olur. Hip absorbenizde full ise Hiçbir sıkıntınız olmaz. Gördüğünüz gibi çok da rahat bir şekilde. Yani rüzgar direnci istiyor. Ben de rüzgar direnci olmamasına rağmen çok da rahat bir şekilde ayakta durabiliyorum. Bir tane metin buldum. Şu önümdeki karakolda gelmişken keseyim. 48, 49, 50 k civarında gayet de müthiş bir hasarımız var şu an bunlara karşı. Yavaş, çok sulu çıktı. Bir anda canımız gitti. Etraftaki slotları da çekince bayağı bir canımızı yedik. Hemen metnimizi keselim. Bilinç metni. Bilinç metninden de galiba düşüyordu bu gizemli bilet. Özellikle sunakta falan farm yapıyorsanız gizemli bilet de ekstra sizin için bir gider olacaktır. Yani bunu zamanda en çok tadan ve yaşayan kişi benimdir. Öyle diyeyim size. Gizemli bilet olabildiğince böyle metinlerden, bosslardan elde ederseniz sizin adınıza sıkıntı kalmaz çok da. Şöyle BK'larımızı toplayalım. Prens 3. Prens 3 düşmemiş mi? Nasıl ya? Artı 1. Artı 0 bir şeytan taşı var. Prens 2 var. Prens 3 galiba düşmemiş. Her neyse. Eldivenimiz olmadığı için düşmüyor. Yoksa bol bol dolu dolu bir drop alabiliriz. Ustanın ilhamı var. Gece cediti. Bakın bunun tanesi 20. Bilinç metninden düşüyormuş. Tam bundan bahsedecektim ayaküstü denk geldi. Aslında aklımda da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz kutusuz küpe, kolye ve küpe sandıkları mevcut. Bu sandıkların içinden de Yohara'ya ait metinler çıkmakta. Hatta çoğu kişi böyle köyde etrafa atar. 120 level'lık metinleri görmüşsünüzdür. Kestiğiniz zaman da içinden bir şey düşmez. Normalde düşüyor, düşmez değil. Şöyle düşer. Eğer Yohara'da o metinleri çağırırsanız ve keserseniz içinden drop alırsınız. Fakat başka bir map'te keserseniz hiçbir şekilde içinden drop alamazsınız. Birazdan öyle bir şey yapacağım. Depomda birkaç tane biriktirmiştim. Toplu halde bir keseriz onları birazdan. İçinden elde ettiklerimi de size göstermeye çalışırım. Şampiyon 30 seviyede kendi kendimize metin event yapmış oluruz. Bu da farklı bir şey olur benim adıma. Ölme yapma işte ya. Tüh kötü oldu. <laughs> Etraftaki slotları çağırınca biraz fazla oluyor. Tamamdır. Metnimizi zar da olsa, zor da olsa bir şekilde kestik. Evet işte bundan bahsediyorum. Görüyorsunuz yaklaşamıyorum bile yani. Sağa sola itekleyip duruyorlar beni. Bu da çok can sıkıcı kötü bir durum. Şu an elim space'de olmasına rağmen sağa sola atıyorlar beni. Kardeş bir bırakın alayım şu droplarımı ya. Gideceğim. <laughs> Misillememiz var. BK'mız var. 9. olun kitap sandığı var. Şeytan taşımız var. Bir tane daha şeytan taşı var. Tamam şu anlık okeydir. Hemen dediğim olayı birazdan gerçekleştirelim. Hatta aklımda şöyle de bir şey var. Toplamda bir 600 adet kusursuz küpe sandığı var. İçinden bolca gece cedit elde edeceğiz. Taneleri dediğim gibi 20-25 emlerden satılmakta. Gidelim hemen o sandıkları bir açalım. İçinden çıkan metin taşlarını da hızlı bir şekilde keselim. Haydi bakalım sandıklarımızı aldık geldik. Gördüğünüz gibi 600 adet kusursuz küpe sandığı var. 600 adet de kusursuz anahtarımız mevcut. Buranın toplam gideri bize anahtarların 200'ü 2,5 200, 10 falan diyebiliriz. Toplam hepsi 14-15 on gibi bir maliyete denk geliyor. Bakalım neler elde edeceğiz. Bizde şöyle bir 15 tane yohara metin vardı. Bunları da bir açalım. Bunlarla birlikte hepsinin içinden kaç tane cedit çıkacak ve kaç tane metin olacak? En son birlikte metinleri zaten keseceğiz. Önemli olan bizim için jedit. Her 200 sandıkta kaç jedit çıktığını size göstermeye çalışacağım. Ben hızlı hızlı açıp geliyorum. İlk 200 paketten 35 adet gece jeditimiz oldu. Bir tane bizde vardı 34 adet. Baya güzel yeterli bir sayı bu arada. Eldivenimiz de bu arada üstte işleyen eldiven 4 tane bundan çıkmış. 18 tane metnimiz oldu. Güneş jeditimiz var. Bakalım küpelerimiz çift tamlık mı? Bunlar gerçi artık çift tamlık da olsa artık eskisi gibi para etmiyorlar. Maalesef 50M'den bile satılmıyor. Yüzüklerimiz mevcut. Küpe zaten tek tamlıkmış. Bu da tek tamlık. Yine de bakalım böyle bir hevesimiz gitsin. Tek tamlık, tamlı belli değil. Tek tamlık, tek tamlık. Bundan hepsini ben bir şöyle envanterimi düzelteyim. Tekrar bir 200'lü açımda geleyim yanınıza. Bayağı da bir kılavuz falan çıkıyor. Bunları silmemiz gerekiyor mecburen. Hemen bir 200'lü daha açıp geliyorum. Bakalım bu sefer kaç cedit alacağız. Bir 200'lü daha açtık. Toplamda 64 cedit oldu. Bu sefer diğerine göre bir tık daha az çıkmış. Ortalama galiba bir 29 tane falan çıkmış diyebiliriz. Tam hesaplamadım ama herhalde öyle bir şey yapıyor. Bir 200'lü daha açıp geliyorum. Bu arada diğer çıkanlarımızın sayısı da şu şekilde. Yohara metni 25 tane olmuş. Tek tamlıklı bir küpe varmış. Eldiven sayımız 5 olmuş. Bir küpe daha varmış. Bunu da atalım. Baya bir küpe çıkmış ya. Bu kadar çıkmıyor normalde. Yani çok çıkıyor ama o kadar da fazla çıkmıyordu. Şu fazlalıkları da silelim. Bunlara gerek yok. Hemen diğer son 200'ü de açıp geliyorum. Öyle sonuncuyu da açtım. 93 tane gece cedidi oldu. Bundan da 29 tane falan çıktı galiba. Aa çift damlıklı küpe gelmiş. Hadi dursun belki para edebilir. Yani bir ihtimal bir dursun atmayalım yine de. Çift tamlık ne diyenler için göstereyim. Gördüğünüz gibi artı sıfırda tamlık artı iki yazıyor. Diğer küpelerde bir yazar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar para etmiyor. Bunları atıyoruz. Hızlı hızlı şöyle envanterimi boşaltayım. Bu arada bu sandıkların güzel bir faydası var. Eğer şamansanız gördüğünüz gibi soğutma iksiri bol bol çıkıyor. Şamanlar genelde farm yaparken bunu çok kullanır. Ve gördüğünüz gibi bol bol da çıkmakta. Hatta yaşam da çıkıyor. Bir 200'lü yaşamımız olmuş. Buraya taşmış. Parıltılı istiridye falan çıkıyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Kitap sandığı misilleme çıkıyor muydu tam hatırlamıyorum da galiba çıkmıyordu o. Yani böyle dolu dolu bir sandık aslında bunlar mutlaka değerlendirin. Şimdi geldik metinleri kesmeye. Birazdan Yohara'ya gidelim. Birlikte bu metinleri bir keselim. Bakalım içinden neler alıp neler kasabileceğiz. Aktaracağım eşyalarımızı aktardım. Buradan Volvus Nick'li arkadaş da selamlar eyvallah teşekkür ederim. Şimdi buradan hemen şöyle Yohara'dan hangi mepe istem acaba? Hangisi daha tenha olur? Tabii ki de Dongan'a gidelim biz ya. Dongan'da rahat bir mekanda keseriz. Dongan'da şöyle tenha düzgün bir mekanda keseceğim. Simyamı açtım. Güçlü bedenimi yaktım. Kritik geleceğime her şeyime şöyle tıkladım hızlı bir şekilde. Hemen tekrar atımıza bindik. Metinlerimizi çağırmaya başlayalım. Jim metniyle başladık. Hadi bakalım. Hızlı hızlı kesmeye başladım. Umarım güzel şeyler elde ederiz. Edeceğiz de çünkü full artı full drop kesiyorum. Eldiven taktım. Üstte işleyen eldiven bastım. Zaten nesne eldivenimiz var. Şimdi birazdan düşenlerden de anlarsınız zaten. Gördüğünüz gibi kör olduk. Niye öldüm ben? Allah Allah. Metnimizi de kestik. Gördüğünüz gibi baya bir drop her yerde. Şu an bir şeyler yazıyor. Ben bunları hızlı hızlı bir toplayayım. Artı 2 bir taş düşmüş. Misilleme düşmüş. Artı 1 bir, bir taş daha aldık. Profesyonel ilhamı düşmüş. Deprem almaya gerek yok. Bir taş daha düşmüş. Yani bir metinden 3 tane taş aldık. Öyle diyebilirim size. Genç pet kitabı var. Meteor para eder. Deprem pek para etmiyor. O yüzden almadım. Kitap sanda güçlendirmeleri de toplayalım. İçinden şimşek çağırma ve ruh vuruşu güçlendirmeler para edebiliyor. Bu şekilde teker teker keseceğiz. Düşen BK'lara en son bakarız. İlk metnimizin BK'sı da kutsamaymış. Görmüş olduk. İkinci metnimizi de şöyle çağırdık. Ne geliyorsun? Takdir metni. Takdir ettim seni. Böyle devam et reis. Bu metin güzel. Çünkü içinden gizemli bilet alabiliyoruz. Bol bol güzelce bir drop istiyorum senden. Evet. ilk gizemli biletimizi aldık. BK'mızı aldık. Şeytan taşı. Görev kitabı. Deniz kızı anahtarı. 9. yolun kitabı. Misilleme kitabı. Kutsama kağıdı. Yüzüğe gerek yok. Işık yıldızı da para ediyordu diye hatırlıyorum. Bunu da alalım. Ölüm dalgası ediyor muydu? Tam hatırlamadım. Alalım biz yine de. Şurada bir şey var mı? Burada da başka bir şey yok. Böyle hızlı hızlı kesmeye devam edelim. Şimdi neler kastık onları bir gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi taşlardan kastık. Artı 3 taştan 4 tane düşürdük. Bu artı 3 taşlar sadece şiho metinden düşüyor. Yanlış görmediysem. Kasmış olduğumuz düzgün BK'ları bıraktım üzerimde. Şöyle gösterecek olursam. Ejderha darbestir, kutsamadır, ejderha yardımıdır, dehşet BK'lar, kutsamalar, işte unutkanlık olarak ruh vuruşları, uçan Bunlar iş yapabilecek BK'lar. 9. skill olarak meteorları topladım. Ölüm dalgaları para ediyordu diye hatırlıyorum. Profesyonel ilhamları 5-10M civarlarında para ediyordu. Tamlin kitapları yine aynı şekilde 4-5M civarlarında para eder. Bayağı da bir hasılat var gördüğünüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 5-6 tane arttırma kağıdı düşürdük. Yeşil ejderha fasulyesi 4 tane düşmüş. 150 tane kitap sandığı misillemem vardı. 177 tane olmuş. Yaklaşık bir 10-15 tane kutsama kağıdı düşürdük. Deniz kızı anahtarı yaklaşık bir 10-15 tane rahat düşürmüşüzdür. Kitap sandığı güçlendirme ne kadar düşmüş? 23 tane de güçlendirme düşmüş. Güzel bir farmdı, hasılattı diyebiliriz. Ben bunları depoya aktarayım. Pazar çarına eklerim bunları. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Hemen şamanla bir giriş yaptık. Bir arkadaşımız biraz önce PM attı. Zırhı varmış, kahraman atılacak. Onu bir atalım, aradan çıkartalım. Sonra farklı güzel bir şeylerle karşınıza gelmeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşın zırhını bir teslim alalım. Haydi bakalım zırhımızı teslim aldık. Şöyle tek atarsak ne güzel olur ama var ya. Birincisi başarısız. İkincisini de geçirdik. Arkadaşa da hayırlı olsun. Vay arkadaş zırhı teslim edecektik. Arkadaşı oyun mu attı artık bilmiyorum. Bir anda çıkış attı gelmesini bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Tamamdır arkadaş da geldi kendisine zırhını teslim ediyoruz güle güle kullansın hayırlı uğurlu olsun kendisine de buradan izliyorsa selamlar. Şimdi elimde şöyle bir kostüm vardı bunu bir efsunlamak istiyorum 3 efsun günü de az kaldı güzel bir efsun yakalabilirsek satabiliriz kendimiz de kullanabiliriz. Şöyle ben biraz efsun alıp deneyeceğim güzel bir şey yakalarsak ara sıra kayda geçerim. Ayrıca aşağıdan da aura alınır diye şu şekilde duyuru geçiyorum 200'lü paketi pazarda 64 65 emden var sınırsız 60 emden satan olursa böyle auramızı biraz geliştirmiş oluruz. Ben şöyle biraz efsun değiştireyim bakalım düzgün bir şey yakalayabileceğiz mi? Kostüme yani yaklaşık böyle bir 2 ve 10'luk efsun attık da hatta belki daha fazla tut olabilir. Bir şey gelmedi. En fazla gelen şöyle 10 ip absorb 50 str idi. Bunu da artık 3 efsun değişmeli fiyatından pazar ekleriz. Yapacak bir şey yok. Günü de az kalmış. Bir an önce satılsın. Süresi geçmesin. Hemen tekrar şamana geçiş yaptık. Yine bir arkadaşımıza iki parça kahraman atacağız. Şöyle tek de alır mıyız? Alamadık. Hadi kardeş. çok kayamız yok. Köye gitmeyelim tekrar. Tık. Başarısız. Tık. Kötü. Bir aç kapı yapalım. Kasktan devam edelim. Hızlı hızlı basacağım bakmayacağım. Geçti ama kaçta geçti bilmiyorum. Büyük biraz zarar ettik. Çünkü gaya bitti. <laughs> Benim bir gaya ayarlamam gerekiyor acilen. Böyle bir 25 londan 10k gaya aldık. Alabildik mi? Evet almışız. Şöyle gayamızı aktif edelim. Gidelim tekrar arkadaşın eşyalarını deneyelim. Yine en büyük sıkıntılarımızdan birisi hidra yüzüğü. Maalesef yine yüzüğümüz bitmiş. Buradan çıkartabildiğimiz kadar çıkartmaya çalışacağız. Şöyle hızlı bir şekilde çıkartıp arkadaşın yanına gitmem gerekiyor. Birkaç tane alıp alıp açacağım. Umarım hızlı bir şekilde çıkarsın. Büyülü metal mi? Yuh artık. Geçen de böyle olmuştu. <laughs> Tam benim işime gelir sıkıntı yok. Ama çok da uzamazsın bu durum. Olabildiğince hızlı bir şekilde hidranın yüzünü istiyorum senden. bildik. Bu arada ilk envanterde bir metal ve kötü ruh vardı. Çıktı mı çıkmadı bilmiyorum. Sadece hızlı hızlı alıp açtım. Metal çıkmamış. Kötü ruh da çok az çıkmış niyese. Şurada iki tane de kalmış. Bunları da açtık. Bunlardan da pek bir şey çıkmadı. Yani bu sefer kötü de değildi ama çok da iyi de değildi. Bir tane metal aldık sonuçta. Verdiğimiz parayı geri aldık gibi bir şey oldu. Haydi bakalım. Tekrar geldik. Hızlı bir şekilde gayamızı da aldık. Geçmeyen parçamız silahtı. Hemen silah parçasını hızlı bir şekilde deneyelim. Abi tek atalım. Yani tek derken bu dördüncü denememiz oldu galiba toplamda. 5, 6. Ben bakmayacağım ya. Bayağı bir sağlam bir zarar edeceğiz galiba. Ortalama bir 3.5k falan gaya yemiş oldu. Neyse sağlık olsun. Nerede arkadaş? Ha buradaymış. Kask pek sıkıntı olmadı da silahtan biraz zarar ettik diyebilirim. İki parçayı 45'ten atıyordum. Arkadaş 44 olur mu dedi. Öyle 1-2 bonun içinde çok da sıkıntıya gerek yok. Arkadaşlar bize de hayırlı olsun güle güle kullansın. Geldik şimdi pazar hesabımıza. Pazar hesabımızla aura geliştireceğim. Auramızın seviyesi şu an 208. Gördüğünüz gibi 250 vola az kaldı. Adım adım götürüyorum. Kendim elimden geldiğince yavaş yavaş yükseltiyorum. Aura giysiz yükseltme diyerek yine bu auralarımızı da geliştireceğiz. Toplamda burada biraz burada var. Biraz burada var. Biraz burada var. Biraz da burada var. Toplamda 45 won 50 won aralığında bir aura var burada. Bakalım kaçın seviye kadar götürecek. Gerçekten bu seviyelerden sonra geliştirmesi zor. Bütün auralarımızı emdirdik. Gelen seviye 216 oldu. Yani 45 won karşılığında sadece 8 seviye arttırdık diyebiliriz. Gerçekten zor. Bayağı da maliyetli. Gördüğünüz gibi bütün auralarımızı emdirdik. Haftada bir kez de olsa 40 won 50 won feda ederek avrayı geliştireceğim. Bütün parayı buna vermeye gerek yok. Sonuçta bir görünüş için yaptığımız bir şey. Çok da benim için önemli değil açıkçası. Şöyle de görüyorsunuz bayağı da bir heybetli bir şey. 250 seviyede yani son seviyede daha da genişleyecek daha da güzel olacak. Sizi şimdi şöyle bir Junior Jombacı ile karşılıyorum. Bu Junior Jombacı Charon sunucusunda. Aslında ben bu karakter açalı çok olmuştu. Galiba yaklaşık bir ay BI oldu. Peki bu karakterle ne yapacağız? Aslında bu karakter tam anlamıyla bu karakter olup olmayacağı da belli değil. Şöyle size gösterecek olursam. Burada birkaç parça eşya var. Bu eşyaları önceden bir arkadaş bana hediye olarak vermişti. Bayağı da bir oldu. Herhangi bir videoda gösterdiğimde hatırlamıyorum nasıl eşyalar olduğuna dair. Şöyle gösterecek olursam düşük seviyelik eşya bunlar. Ve hepsi de 6-7 ekli. Hepsinde de str mevcut. Şöyle bir 30 str'li bileziğimiz var. Şöyle bir 40 str'li kalkanımız var. Şöyle bir 35 str'li küpemiz var. Aynı şekilde bu hançerde okçu ninja'ya zamanda aldığımız bir hançerdi. Bu da aynı şekilde yine okçu ninjamızın silahı ve zırhı. Hatta bu tılsım da bizim ninjanın. Şurada birkaç parça eşya var. Bu eşyalar bana zamanında hediye olarak gelmişti. Şöyle bir ninja kaskı var. 40 STR'li. Şöyle bir kolyemiz var. 8 metinli 10 kritikli. Şöyle bir ayakkabımız var. 10 kritikli 25 STR'li. Bu eşyaları düşük seviye bir karakterde kullanmak istiyorum. Ama bu karakter ninja mı olacak, savaşçı mı olacak tam olarak belli değil. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu karakteri 35 seviye bedensel mi yapalım? Yoksa herhangi bir ninja oluşturup 35 seviyede sabitleyip bu eşyaları direkt giyip Böyle düşük seviyelerde keyfini mi çıkaralım? Sizlerden yorum bekliyorum. Yani gerekirse bunu da kullanacağız. Zaten bu zırhıdır, yayıdır bunların hepsini kullanırız ninja olursak eğer. Benim aklımda ninja açmak vardı ama size de bir danışayım dedim. Biliyorsunuz zamanında benim bir bombacı karakterim vardı. Şu an 105 seviyede olan karakterim. Bu karakterle 35 seviyede çok güzel şeyler yapmıştık. Aklımda da şimdi bıçakçı ninja ile böyle yerden seri ataklarla çok güzel seri metinler kesmek var. ikinci köyde falan takılıp oyunun keyfini çıkarmak var kısacası. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoda mutlaka yorumlar belirtseniz ninja mı olsun veya düşük seviye savaşçı mı olsun. Benim gönlüm ninja'dan yana çünkü eşyalara full hazır gördüğünüz gibi hepsi de full STR'li. Bu eşyalarla ninja'lı yerden çok güzel hasarlar vurabiliriz. İkinci köyde metinleri böyle pıtır pıtır doğrarız yani kısacası. Belki farklı düşüncelere sahip olan arkadaşlar vardır. İlgimi çeker yaparım neden olmasın. Ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum her şeye yetişemesem de. Şimdi şöyle bir silah alacağım. Artı 9. 74 hemden. Bu silahı biraz sonra bir efsun deneyeceğiz. Okçu ninjamıza tekrar giriş yaptık. Okçu ninjayla zamanında biliyorsunuz cadılar kesmiştik. Böyle 15-20 tane. Onlardan elde ettiğimiz cennet kolyeler halen duruyor. Bunlara bir artı basmak istiyorum. Aynı şekilde kristal küpelere de basacağım. Bir miktar da burada varmış. Bunları bastıktan sonra almış olduğumuz sarı ejderha yayını da efsunlayacağız inşallah. Efsunları da yine ejderden elde etmiştik. Belki hiç belli olmaz o elde ettiğimiz ev birlikte 10 yarı bile tutturabiliriz hemen. Ben şu küpeleri artı basarak başlayayım videoya. Devam ediyorum hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi 4 tane kolye 4 tane de küpe çıkarttık. Kolyenin daha çok çıkmasını bekliyordum. Küpe ile kolye eşit çıktı. İlk 9 küpemizi alamadık. O zaman ilk 9 kolyemizi alamadık. Hızlı hızlı basmaya devam edelim en iyisi biz. Küpe de gitti. Kolye de gitti. O zaman bir kolye daha yolladık. O da gitti. Son kolyeyi de yolladık. O da mefta oldu. Bir küpe alamayacağız mı acaba? Vallahi alamadık. Sıfır çektik ya. Bu kadar da talihsizlik beklemiyordum. Yapacak bir şey yok. Geçimciye varmış. Almış olduğumuz yayımız burada. Hemen bu yayımızı bir efsunlayalım. Bu efsun ve arttırmaları da ejderden çıkartmıştık. Bakalım o efsunlar bize uğurlu gelecek mi? kürem yok üzerimde. Evet hemen bir küre almam gerekiyor. Tamamdır küreyi de hemen hallettik. Şöyle bağlı sunlarım var ama ben normal efsun atmak istiyorum ya. Bağlıyla yani tam oran yakılmak çok çok zor. İlk efsunumuzu attık. 12 zeka 20 ork. Maalesef kötü gelmiş. Hadi şöyle yarı insanı görmek istiyorum ya. Şeytan çevik canlılık yavaşlatma. Şöyle bir kez daha attık. 5 delici büyü hızı canlılık ork mistik. Olmazsa biraz ep kuponu çekelim. Ep kuponuyla efsun alalım. Yani böyle keyifle ya denemek istiyorum. Nedense içimden böyle bir efsun atmak geldi. Arkadaşlar ayrıca buradan selamlar. Teşekkürler kendisine de izliyorsa şöyle kalbimizi atalım. Şöyle ilk atışımızda bir şey gelir mi? Gelmez. Bir kez daha atıyoruz. Yani yarı insanı görmek istiyorum en azından ya. Yani 5 bile gelse o yarı insanı görelim. Kanama, zehirleme, 10 delici gelmiş. Of şuraya bir yarı insan ne patlardı ama var ya. Çok güzel olurdu. Bir kez daha attım. 5 delici. Bak sanki burada bir ışık var gibi ya. Bir kez daha atıyoruz. Kritik 10, bayılma 5, yavaşlatma. Abi gelecek bak. Şu an yarı insanı istiyorum istiyorum. Şu an geldi. Vallahi geldi. 5 bayılma 5 yarı insan. Neyse değiştirelim. Çok düşünmeye gerek yok. Yarı insan gelecek bence bak. Şu an hissettim. Geldi. Demin tutmuştu bu sefer. Tutmadı. Biz o 5 yarı insanı arayacağız galiba. <laughs> Gelmeyince gelmiyor çünkü çok sıkıntılı bir evsun. Bir kez daha attık. 10 yarı. Başka hiçbir şey yok. <laughs> E yarı insan da öyle bir yerde geliyor ki abi. Yani olsa da olmasa da ayrı bir sıkıntı. Şuna bakar mısınız? 20 ölümsüz var. 20 ölümsüz ben ne yapacağım ki? Neyse dursun sonuçta 10 yarı. Buna bir taş ekleriz. Ninjamızı da kullanırız. Allah deponun orayı basmışlar yine. Efsunlamış olduğumuz yayımıza şöyle bir savaşçı taşı ekleyelim. Başka ekleyelim? Şöyle ekranda size vereyim ben. Şu an galiba görmüyorsunuz. Baya bir tas doğum vardı benim zaten görüyorsunuz. Başka ne ekleyebiliriz? Ninja mı eklesek acaba? Şaman mı eklesek? Ninja ve şaman ekleyelim ya. Sura o kadar çok yaygın yok. Zaten bu silahta da Sura taşı varmış. En azından bu yeni silahımıza ninja taş eklemiş oluruz. Şöyle bunu tekrar teslim edelim. Ekranda yine aynı şekilde size aktarıyorum. Kabul ettik. Öncelikle savaşçı taşını yolladık. Taktık. Ninja taşını yolladık. Kırıldı. Şaman taşını yolladık. Taktık. Şuradan hemen bir temizleyelim tekrar. Bir kez daha ince yolladık. Yine kırıldı. Şöyle bir kez daha yolladık. Taktık. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Kendimize. Bunu da ara sıra yine kullanırız. Sonuçta 10 yarlı bir yay. Ekranımızda hemen aktardık. Şu şekilde yayımızı aldık. Yayı şuraya koyalım. Giyelim. Şöyle sarı sarı. Güzel. Yani güzel bir yay oldu. Şu taşlarımızı da tekrar yerine koyalım. Şimdi geldik diğer bir olaya. Şöyle bir değişmelik ayakkabımız vardı. Belki buna da şu artan efsunlarla bir şey yakalarsak bunu da pazarımıza ekleriz. İlk efsunumuzu hızlıca attık. 1.5 kp 3 kritik gelmiş. Şöyle 15 ok savuşturma yanına 15 ok savunması. Ufak da olsa bir kritik var ya çok güzel iş yapar. Bir kez daha attık. Değiştirdik dedi ama sonradan değişti ben fark etmedim. Niye böyle bir lag var oyunda? Tekrar değiştirdik. %20 2 kat yank var. Yok iş yapmaz. Tekrar değiştirdik. Oyunda acayip bir şu an lag var. O nasıl bir hepsun ya? Çan 15, yelpaze 15, bıçak 15. IKHP. 45 savunmalı bir şey tutturduk. Şu kritik 10-15 kılıç falan olsa çok elit bir şey yakalamış olabilirdik. Bence bu da iş yapabilir. Sonuçta 15 çan 15 elpaze tam şamanlık böyle VS'lik bir ayakkabı diyebiliriz. Bu sonuçta kirin ayakkabıya dönüşebiliyor. Gerçi bu ayakkabıda da yelpaze kullanılır mı bilmiyorum ama neyse biz bunu bu şekilde satarız. Bir tane ip sunumuz arttı. Bunu da illaki bir yerde kullanırız. Olaya bakar mısınız? 25 tane kostüm dönüştürme aldım. 5M'den bir kere değiştirdim. Biraz önce pazardan bir kostüm aldım. Tek değiştirmede 3 efsun geldi. İlginç. Bir tane şöyle başlık fişi aldım. Buradan da altın mı gümüş mü seçsek acaba? Altın seçsek üstümüzdekilere uyum sağlar mı? Çok da sırıtır ya. Gümüş olsun. Böyle biraz gümüşümsü. Yani <laughs> çok da gümüşe benzemiyor ama olsun. Şimdi bunu bir çıkartalım biz. Bu onu saklarıldı diyelim. Evet diyelim. Şimdi aktaracağım bonus 10 yarı 10 büyü kostüm bonus aktarma 1 bon ben şimdi 1 bonluk efsun yesem bu efsunu belki yakalayamam belki de çok kolay yakalarım ama yakalayamayacağımı düşündüğüm için böyle bir şey yapıyorum 30 günlük başlık kostümümüzü şu şekilde aktardık böyle de çok uyum sağlamadık ama olsun her neyse ben şu yayı bir efsunlayayım buna da bir 10 yarı yanına da böyle delici falan yakalarsak güzel olur. Bakalım getirebileceğiz mi? Silah kostümümüze şöyle 10 yarı 10 kılıç 3 de delici geldi. Şimdilik takalım. Bir arkadaş da biraz önce PM attı. Bir Vesa atalım deneyelim dedi de. Yüzük yok üzerimizde. Yine de bir deneyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar Vesa atacağız da bende yüzük yok. Bu gümüş okeylerden de yüzük çıkıyor mu hatırlamıyorum. Bir açalım bakalım. Çıkarsa takarız. Şu ana kadar çok kötü. Abi bunlar nedir ya? Hep <laughs> yank çıkıyor. Yu. Bu kadar da boş beklemiyordum. Kuşak geldi. diye geldi. Eskirim. Hakim kuşağı. Yank. Allah. XP geldi. Yank. Korsoylu. Young. Bu ne kadar boş bir sandıkmış ya. Korsoylu. Güneş özütü. Çok kötü. Yani bu kadar da boş olduğunu beklemiyordum yani. Bu kadar kötü değildi sanki bu sandıklar. Aç gitsin ya. Çok kötü bir sandık açımı oldu. Bunları bu hesapta mı açsak? Açalım gitsin zaten. Başka bir hesap yok. Ender elmas geldi. işlenmemiş, Yontulmuş elmas. Kuşaklar üstte deneriz. Bayağı bir çerçöp bir şeyler oldu. Şunları şimdilik yere bırakalım. Yani kötüydü. Burası neredeyse 4 dondu. 4 don eder mi? Etmez. Açmayın. Yüzük için 4 don verilir mi? O da biraz size kalmış diyebilirim. Her neyse arkadaşlar bir vs atalım bakalım. Bizim elimizdeki taş suralık değildi. da sura taşı vardı bunu takalım. Bu arkadaş sura olduğu için bize şöyle 15 büyülü taksak daha faydalı olur. Başka ne takabiliriz? Şöyle bir de sura kalkanı takalım. Tamamdır. Zaten pek de büyüye karşı etkili bir şeyim yok. Dediğim gibi suralara karşı pek de bir olayım yok. Büyük bir ihtimal kesemeyeceğiz ama bakalım. Diyor öyle diyelim. Başlayalım. Bakalım ne olacak solumuz. Umarım tek yemeyiz. Hadi reis. Kaç vuruyorum? iki mi? Yuh. <laughs> ben de pek bir şey yok diyordu bir de. Adam tek attı. Eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Suralara karşı yani pek de bir şeyim yok zaten belirtmiştim. Düz atak 600-700. Delici gelirse tabi. Baya dolu dolu bir hesap bence. Ben kaçıyorum. <laughs> Orada yeni fark ettim. Mavi bayrağa gidiyordum biraz vs atayım diye. Benim pazarımda biraz da para varmış. Almayı da unutmuşum. Pazarı da süresi gitmiş. Bayağı da kasmış olduğumuz ay ışıkları falan var. Bu şekilde biliyorsunuz bir kalkanımız var. İyiymiş ya ben bunları bir ara tekrar pazara atarım. Bunlar şimdilik pazarımızda dursun mu? Durmasın biz bunları unuturuz. Ben bunları indireyim. Biraz da mavi köye gidelim. Biraz takılalım. Üzerimizde yüzlük yok ama artık ne vurursak. Haydi bakalım mavi köye geldik de. <laughs> oho gelir gelmez bizi karşıladılar bile. Ben atımı çağırmak istiyorum. Nerede benim atım? Atım burada. Oo, o, reis dur dur daha yeni geldik. Dur bismillah ya. Bu kadar da hızlı karşılanmaz ki ama. Şöyle bize illa katsak öldük. <laughs> o arkadaş nerede? Heh buradaymış. Ya bak benim bütün iksirlerimin falan hep etkisi gitti. Kesince. Allah biri daha geliyor arkadan. Şu arkadaştı galiba değil mi? Gel bakayım reis. Kaç vuruyoruz sana biz düz? O düz baya iyi vuruyoruz. Gel bakalım bir gel. Gel 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 gel. Şöyle bir zehir ok. Ama böyle 10 kişi gelirse olmaz ki ya. Ese atamıyorum ki ya. Şu şampiyon şaman olmasa yani bir şeyler yapacağız da uzaktan uzaktan geçiriyor. Allah'tan burada bizim reis var ya. 105 level arkadaş hatırlarsanız Çok sağlam elit bir kara büyü kendisi. Yani dokunduğu ölüyor öyle diyeyim size. Tekrar savaş başladı. Şöyle gözüme bir kişi kestirdim. Allah'a vurdum. Büyü <laughs> silah geliyor. Oo hiç vuramıyoruz. Yuh güzel hasar vuruyor. Gerçi bizde de elimizde sonra taşı yok. Yüzlük yok. Yine iyi vuruyoruz bu hasarları. Şöyle bir ninja birbirimizi gözümüzde kestirdik. Vur vur vur. Çabuk 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 çabuk. Ne vurursak kar. Şöyle bir tane yere vuralım. Biz güzel vuruyoruz da yok yaşam basamadım bile. Abi şu yaşamın metin 2'den kalkması lazım. Ya da bu VS'lerde yaşamın işlememesi lazım. Hiçbir anlamı kalmıyor akselde. Onu da geçtim. Beceri savunması olayından dolayı artık VS'ler eskisi gibi atılmıyor. Bizi gözlerine kestirdi adamlar. Tıkır tıkır vuruyorlar. Reis dur. Oh Fena vuruyorlar vallahi. Durun durun durun. Ben de yaşam basıyorum Çaktırmadan Yapacak bir, üç tane adam geliyor arkamdan. Biz en iyisi gözümüze kestirdiklerimiz keselim. Şurada bir tane arkadaş var. Tık diye atıyorum. Kaç attım görmedim ama 10k'lı bir şey yaptık galiba. Allah şamanın biri bize vuruyor. Ayrıca tanıyan arkadaşlar da oluyor. Onlara da selamlar. Yani lisanım olmadığı için tam olarak anlaşamıyoruz. Arkadaşa şöyle bir tane atıyorum. 11k vurduk. Aha da geliyor arkadan bir arkadaş. Kalp atıyor ona da şöyle bir tane kalp. Şöyle tık. Allah slotları çağırdık yanlışlıkla. Buradan arkadaşlar da selamlar ayıracak. Kusura bakmasınlar kesiyorum ama olabildiğince depodaki arkadaşlara bulaşmıyorum. Bak burada kesmişler bir adamı. Kim kesmiş? Aha da bu arkadaş kesmiş. Gel buraya. <laughs> Depodakilerin ucunu alacağım. Gel gel. <laughs> O hesapla biraz takıldık ama öyle çok sağlam da elit bir hesabımız değil. Gördüğünüz gibi şöyle misimat seti var. Eşyalarına gelecek olursak şöyle 10 yaralı 10 büyülü bir kaskımız var. Yeni yaptığımız bir silahımız var. 10 yaralı şöyle bir zırhımız var. Aslında zırhımızdan birkaç tane var da böyle değişmelik olarak kullanıyorum ara sıra. Bunu farmda kullanıyoruz. Bu da böyle birebirlik diyebileceğimiz ufak çaplı bir zırh. Ayakkabımız böyle. Öyle çok elit eşyalar değil tekrar belirtiyorum. Bileziğimiz bu şekilde 10 yarı 10 deliceli. Kolye aslında çok güzel bir kolye. Baya da güzel savunması var. Alt tarafında da 5 patron saldırısı var. Büyük bir ihtimal ben bu kolyenin efsunlarını bozacağım. Yani 5 patronun yanına bu efsunlar olmuyor. 5 patron çok değerli bir efsun. Üst taraftaki efsunlar da çok değerli bir efsun ama 5 patron bizim daha çok işimize yarayacaktır. Belirtmiş olduğum gibi öyle çok VS'ler atılmıyor eskisi gibi Metin 2'de. Küpemiz bu şekilde aslında küpe de güzel bir küpe beğenerek almıştım. Kalkanımız böyle 10 yarı 10 bloklu 35 seterli şöyle bir 40 seterli hippie'li 5 yaralı bir tılsımımız var. Başka da bir şeyimiz yok herhalde kostümlerimizde biliyorsunuz zaten şöyle kaskımız böyle şöyle bir auramız var. Şöyle de bir vs'lik kuşağımız var. Yani bu şartlar altında bu şekilde vesal atabiliyoruz. Eskisi gibi değil metninki tekrar belirtiyorum. Ayrıca buradaki bütün arkadaşlar da selamlar ve oyun içinde birçok kişi yine kalp olarak emoji falan atlar ama lisanım olmadığı için anlaşamadık. Videomuzu burada arkadaşlar birlikte sonlandıralım. Arkadaşlar izliyorsa kendisine de selam olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İstek var o mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.